Bu yalan oldu. Dayan okuyorum bunlar. Bu 15 Temmuz o hain darbe girişiminin üstünden tam bir yıl geçti. Gerçekten bizim için yani hem utanç verici bir gün olmuştu. Hem mükemmel bir gurur kaynağı olan o gecenin üstünden tam bir yıl geçti. Fakat biz en çok yani şehitlerimize minnettarız. Gazilerimize ve bütün milletimize. Bu yıl gerçekten elimizden geldiğince hatim okuyarak, dua ederek, tekbir getirerek ve tekrar meydanlara inerek şehitlerimizi yad edip gazilerimize teşekkür borcumuzu tekrar ileteceğiz. Yani. 15 Temmuz'da geçen sene o hain darbe girişimi sırasında tabii 2. Ordu önünde o kargaşanın üstüne biz belediye kamyonun üstüne çıktık. Ben, abim ve birkaç vataşımız. Birkaç ateş edildikten sonra vatandaşlar indi tabi. Fakat ben ve abim kaldık. Abimin vurulacağını hissettiğim için onu hemen kamyonun içine düşürüp kendim tekrar kamyona çıktım. Tek hedef olarak ben kalmıştım. Ha, vurulacağımı biliyordum. Başıma doğru da ateş ediliyordu yani. Nasıl bir duygu bilmiyorum, anlatamıyorum. O an zaten gerçekten anlatılmaz, hani yaşanır. Başıma doğru ateş etmişken ben sadece onların silahın namlularını görüyorum. Vurulduğumda zaten diyorum ya, vurulacağımı hissetmiştim. Vurulduğumda bedeni olarak gerçekten çok büyük bir acı yaşamıştım. Fakat o gururu, o çıktığım amaç uğruna vurulmam beni gerçekten hani çok iyi etmişti. Kelime-i şehadeti bile yüksek sesle çıkarmamı sağlamıştı. Ha, belki şehitliğe bir adım kalmıştı, nasip olmadı. Ama gazilik gibi büyük bir makama ulaştırdı inşallah bizi. Zaten yani Türkiye'de ne kadar iyi insan, dost, kardeş insan varsa o kadar yani art niyetli insanlar da var. Ha, ben 15 Temmuz'dan sonra hani %90-95 mükemmel bir tepki gördüm. Çoğu zaten tanıyor, hani sen şu değil misin, sen Enes değil misin, kamyonda vurulan değil misin? Bu beni gerçekten gururlandırıyor ve yaptığım işin, yaptığım hareketin ne kadar doğru olduğunu da gösteriyor. Tabii hani tepki gösteren veya farklı yaklaşanlar da oluyor. O zaten, onlar zaten hani o darbeyi destekleyen insanların kendisi ve yakınlarıdır. Öncelikle Allah razı olsun yani dilekleriniz için. 15 Temmuz'da bir yani ilk yıl dönümü olacağı için ve kendim de hani yaralanıp gazi olduğum için böyle etkinliklerin olacağını düşündüm ve aslında bir yaz havası olabileceğini düşündüğüm için düğünün tarihimi bir hafta sonrasına aldım. Tabii gönül ister de 15 Temmuz olsun. Çünkü yani benim için de ülkem için de bir doğum günü, bir yıl dönümü. Ha, olmadı. Zaten bir hafta sonrası da benim için fark etmiyor. Yine 15 Temmuz'u hatırlatıyor. Yani biz büyük bir telaşımız var şu aralar. Hani hem düğün hem bu istihdam başvuruları falan, okulum bitti. Ve 15 Temmuz etkinliklerinden dolayı Ankara'ya gitme, burada çeşitli programlara katılmadan dolayı. Fakat gönlüm zaten hep ondan yana, bedeni olarak da elimden geldiğince zaten eşim olmazsa da ben kendim zaten bizzat katılacağım. Çünkü geçen sene bugün yaşayan bendim yani.